Türkiye Nereye'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba konuklarım Hüsnü Bozkurt ve Adnan Keskin. Türkiye'de siyasetin çaresizliğini sorguluyoruz. Siyasetin alternatif getirememesini sorguluyoruz. Siyasetin neden iktidar kadar şanslı bir ana muhalefet yaratamadığını söylüyoruz ki bugün Türkiye'nin en büyük sorunu iktidarın bu faşizme yaklaşan otoriter, totaliter, baskıcı yöntem ya da yönetim biçimi değil. Bu yönetim biçimi altında ezilen insanların kendilerine çare olarak başka bir sığınak bulamama sorunu. Ana Muhalefet Partisi bugün Türkiye'de var olan iktidarın siyasi bakımdan en büyük alternatifi. Peki Cumhuriyet Halk Partisi neden iktidara yakın değil? Neden bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gölge kabinesi yok? Ve neden bugün Cumhuriyet Halk Partisi AKP'nin kabinesine paralel bir devlet adamı topluluğuyla yola çıkamıyor? Halkı ikna edemiyor. Halk neden Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiyor? Sokaktaki insan neyi düşünüyor? Neden rahatsız? Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne değişmeli ki Türkiye'nin çekim merkezlerinden bir haline gelmeli? Sorun nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bunları konuşuyoruz. Söz tekrar Adnan Keskin'de. Bir şey söylemek istiyorum. Adnan Keskin bu partinin bir hafızasıdır. 1992 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ikinci kez açıldığında çoban ateşiyle yola çıkıldı. Türkiye'nin her yerinde açılan il başkanlıklarına çoban ateşleri denildi ki ileride büyüsün bu çoban ateşleri, biliyorsunuz çoban ateşinin ne anlama geldiğini Anadolu'da ve Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak bir büyük kıvılcım, bir büyük parlaklık olsun diye. O çoban ateşinden Türkiye bugünlere geldi ama Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olamadı. Buyurun Adnan Keskin. Evet, bu tüzük değişiklikleri, antidemokratik bir yönetimi, tek adamın yönetime hakim olmasını getirildi. Yönetime getiren insanlar da insanların sık sık görevden olması Osmanlı dönemindeki bir uygulamayı anımsatıyor. Osmanlı padişahları sıkıştıkları zaman sarayın önüne gelip yüksek perdeden taleplerini dile getiren Yeniçerileri saraydan uzaklaştırabilmek için vezir kafası atarmış kap altına. Yani bir veziri Yeniçerilere verir. Vezirin Yeniçeriler tarafından linç edilmesini sağlayarak makamını korurmuş. Bizim bu 39. maddedeki genel başkan tarafından MYK'nın seçilmesi, genel başkan tarafından MYK'nın azledilmesi, Osmanlı padişahlarının sıkıştıklarında kapı altına vezir kafası atmasına benziyor. Düşünün, bir seçime giriyorsunuz. O seçimde bir başarısızlıkla karşı karşıya kalıyorsunuz. MYK'nın lokomotifi, lideri, bütün yetkileri elinde tutan, genel başkanlık makamında oturan sorumsuzluktan soyutlanıyor. MYK'daki 4 veya 5 kişi, hani kabilenin yüz yenilemek için kabinede yapılan değişiklik gibi 3-5 kişi görevden alınıyor. Sorun yokmuş gibi yoluna devam ediyor. Neden güven vermiyoruz? Bir kere partide ideoloji ve söylem birliği kalmadı. En iyi, en tutarlı kitleyle temas kurmanın yöntemi berrak bir ideolojiyle toplumun karşısına çıkmaktan geçer. İki, parti belli ölçüde tarihi kökenlerinden koparıldı. Adeta partinin geçmişinden utanılır, sıkılır bir anlayış hakim olmaya başladı. Parti sözcülerimiz, bazı yöneticilerimiz partinin geçmişinin gündeme geldiğinde mahcup tavırlarla bu konuların değerlendirilmesine başlıyor. Öyle yanlışlıklar yapılıyor ki partinin geçmişiyle ilgili yapılan yanlışlıklar affedilir gibi değil. Şu değerlendirme yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi 30 yıl evvelki Cumhuriyet Halk Partisi değil. Peki 30 yıl evvel bizi mahcup edecek, bizi utandıracak, bizim başımızı öne indirecek bir olumsuzluk mu var Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişinde? Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi 40 yıl evvelki Cumhuriyet Halk Partisi'ne benziyor diye partide en üst otoriteyi temsil eden kişi tarafından
değerlendirme yapıyor. Siz pişirdiğiniz yemeği kendiniz yemezsiniz. İlk lokmayı almaya ağzına götürdüğünüzde tuzu yok, yağı eksik, yanık kokuyor diye suratını ekşitirseniz sofranızda bulunan misafirlerinizin o yemeği iştahla yemesini beklemeye hakkınız olmaz. Böyle bir particilik var mı? Geçmişinden utanacaksın. Geçmişini sık içinde suçlayacaksın. Hatta Türkiye'yi açmaza sürükleyen, Türkiye için bir kabus olan AKP partisiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 40 yıl evvelki geçmişini mukayese edeceksiniz. 3. İdeolojinizde berraklık gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir parti. Toplumlarda emeğin hakkını alamadığı bir evrensel doğrudur. Solun sosyal demokrasinin çıkışı da bu evrensel doğrudan kaynaklanır. Solun sağ tarafından kuşatılması, anlamsızdırması için son zamanlarda solla ve sağ arasında herhangi bir fark kalmadı. Hepsi aynı. Dönem proje dönemi deyip solu tutsak etmek isteyen anlayışların tersisine günümüz Türkiye'sinde solun önemi işlevi düne göre daha fazla bir ciddi hale gelmiştir. Sosyal demokrasinin haksızlıkların önlenmesi, emeğin hakkını alması ama işlevi düne göre bugün daha fazla artmıştır. Dolayısıyla toplumların sıkıştıklarında sorunları çözme gündeme geldiğinde sosyal demokrasiye bir kurtuluş simidi gibi sarıldığı bir dönemde kendi dünya görüşünden, kendi sol anlayışından, kendi ideolojinden, kendi temel tercihinden mahcup bir üslupla bahsedip onu unutarak partiye başka partilerde siyaset yapmış, başka partilerde ön kulvarda görev almış insanları davet ederek fason üretime benzeyen bir anlayışla yaparsanız ve sol bir parti olarak emekçi yığınlarla ilgili bağlantınızı keserseniz elbette ki toplumda beklediğiniz karşılığı bulamazsınız. Yapılması gereken şudur. Bir, vakit yitirmeden bu kurultaydan sonra geçmişteki kurultaylarımızda yapıldığı gibi yoğun katılımlı bir kurultay düzenlenmelidir. Bu kurultaya gidilirken illerde, ilçelerde danışma kurultayları yapılmalı. O kurultaylara da çok ciddi katılımlar sağlanmalı. Sonra yapılacak kurultaya sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mesleki kuruluşların temsilcileri, ülke sorunlarıyla ilgilen yazarlar, çizerler, bilim adamları ve partinin kurultay delegeleri, ekonominin, tarımın, sanayinin temsili davet edilmeli. Orada ciddi tartışmalar yaparak ülke sorunlarının çözümüne ilişkin çözüm reçeteleri, düzeltim programları somut hale getirilmeli. Bu kararlar yeni bir vizyonla, yeni bir felsefeyle, yani ideoloji berraklığıyla sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini hayata geçirmeye yönelik bir siyaset üslubuyla toplumun beğenisine, tartışmasına, takdirine sunulmalıdır. Bu yapılırsa toplum Cumhuriyet Halk Partisi'nin ürettiği yeni çözüm reçetelerini, yeni düzeltim programlarını kendi yüksünmelerine, kendi beklentilerine yanıt olarak görürse o zaman Cumhuriyet Halk Partisi emekçi yığınların, toplumun soluk benizi insanların cazibe merkezi olur. İnsanlar sıkıntılarını aşmak için Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verip ona destek vermek için arayışa girerler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekçi kesimle Türkiye'deki yoksul alt tabaka olarak nitelendirilen geliri düşük hatta bugün açlık sınırının altında yaşayan yaklaşık 20 milyon insanla ilişki kuramıyor mu artık? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuramadığı belli değil. Bakınız bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık. Yerel seçim yaşadık. Anayasa reformu yaşadık. Bunların hiçbirisinde başarılı olmadık. Son anayasa seçiminde
%49'luk sonuç bir başarı gibi sonuçtu. Burada başarı %49 değildir. Hayır oyu çıkartmak başarıdır. %49 diğer partilere katkısıyla bir tablo çıktı ama anayasa değişikliği gerçekleştirildi. Bakınız orada bence ciddi bir stratejik hata yapıldı. 80 milyon nüfus olan, 58 milyon seçmen olan bir ülkede özellikle Doğu ve Güneydoğu'da iktidarın atadığı, iktidara müfreze kolu görevliliği yapan kamu görevlilerinin evet çıkması için yaygın bir baskı uyguladığı ve insanların bu baskının sonucu korkup, ürküp, açıkça düşüncelerini anlayış ortaya koymuyor bir süreçte yüz yüze el ele propaganda yapacağız mantığı doğru değildir. Aynı apartmanda oturan insanların birbirlerine rastlarsa merhaba dediği bir süreçte, böylesine yoğun bir baskının sıkıntını yarattığı bir süreçte yapılacak iş o bölgelerde çok iyi örgütlenmiş, yüksek katılımlı mitikler yaparak, eylem sergileyerek baskı yapan insanları püskürtmek, baskıya maruz kalan insanları da cesaretlendirmek, yüreklendirmek gerekirdi. Ama maalesef bu gerçekleştiremedi ve sonuç. Bir başka yanlış daha söyleyeyim size. Mühürsüz oy pusularının kullandığını iddia ediyoruz. Evet. Bir iddiaya göre 2 milyon, bir iddiaya göre 1,5 milyon. Seçime girerseniz hatırlayınız, gazeteciler, tabandaki insanlar gerekli güvenlik önlemleri alındı mı? Seçim sonuçlarının doğru bir şekilde merkeze yanıp evet denildi. Peki bugüne kadar kaç tane mühürsüz oy pusula kullanışken bir tutanak çıktı mı ortaya? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandık temsilcileri mühürsüz oy pusulaları gündeme geldiğinde oynamayına oy pusuları geçerli de sayılsa sandık başında şu kadar mühürsüz oy pusulası kullanılmıştır. Bu mühürsüz oy pusuları evet oy olarak değerlendirilmiş diye tutanaklar çıksaydı ve bu tutanaklar merkez genel merkezinden alınsaydı 1 milyon, 1,5 milyon mühürsüz oy pusulası kullanılmıştır işte tutanaklar deseydi sanırım toplumdaki bu işin sarsıntısı çok yüksek noktada. Tam tersine bu genel merkezdeki dağınıklık nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu mühürsüz oy pusularının geçersizliği yönünde karar aldıktan sonra bizim sandık başı temsilcilerimize bu karar doğrultusunda hareket edilmesine ilişkin mesajlar gönderilmiştir. Böyle yaparsanız siz nasıl güvenin? İki. Bir dakika. Burada bir şey vurgulamam lazım. Yani net anlamam lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandık temsilcileri mühürsüz oy pusuları kullanılmasına itiraz etmedi mi? Yok, tutanak yok ortaya. Hiçbir tane tutanak yok. Var mı? Peki. Diyebiliyor muyuz yani şimdi biz? Ey Yüksek Seçim Kurulu. Sen bu kadar tutanağa rağmen nasıl bu oyları yasayı çiğneyerek karar aldın diyebiliyor muyuz? O zaman elimizde tutanak yok. Ortada tutanak yok. Soyut iddia var. Bir başka şey söyleyeyim. Bakınız şimdi bu tüzüğün 39. maddesine yapılan değişikliğin bu partiye getirdiği zararı, olumsuzu bir olayla da somutlaştırmak istiyorum. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık. Bu seçimde kimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday göstermesini tespit etmek için milletvekilleri oylama yapıldı. İl başkanları oylama yapıldı. Oylama sonuçlarını alan Sayın Genel Başkanımız çıktı. Türkiye'deki sendika başkanlarını, meslek kuruluş başkanlarını dolaştı. Onların bu konudaki düşüncelerini, eğilimlerini, öngörülerini aldı. Ve Eskişehir'de bu çalışmalardan ortaya çıkan ismi açıklamak için toplantı yapılmasına karar verildi. Belediye başkanları da Eskişehir'e çağrıldı. Ama ne oldu? Gece bu karardan vazgeçildi. Ekmelettin İhsanoğlu'nun ortak MHP ile ortak Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinin genel başkan tarafından kararlaştırdığı kamuoyuna deklare edildi. Yani o toplantının bir anlamı kalmadı o zaman. Bırakın toplantıyı. İl başkanını aldı. Oylamana bir karar anlamı kalmadı. Milletvekili yapılan oylamanın bir anlamı kalmadı. Sivil toplum kuruluşlarında
yapılan temaslarda çıkan değerlendirmenin bir anlamı kalmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne göre bir seçim bölgesinde merkez yoklaması kararı aldığınızda o seçim bölgesinde 2000 seçmen olan bir kasabanın belediye meclis üyelerinin atama yetkisi parti meclisindir. Yani parti meclisine öneriye getirir yürütme, parti meclisi o kasabada Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil edecek belediye meclisini tayin. Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi olağanüstü önemli, Türkiye için çok ciddi bir kırılma yaratacak olan bir seçimde parti meclisinin MYK'nın görüşü alınmadan Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Sonra parti meclisine göre bilgi verilerek sonuç alınmaya kalktı. Bu tamamıyla tüzüğün bu 39. maddesinde yapılan değişikliğin bir sonucudur. Bakınız. Ne zaman yapıldı bu değişiklik? 2003 ve daha sonraki dönemlerde. 2012'de yapıldı. Yani ama 2010... sadece bu dönemindeki insanların sorumluluğu değil bu. Yani. Yok geçmişte değil, 2003'te yapıldı. Tabii. Şimdi orada bakın eski yapmanız şu var. Bir kere orada bir denge denetim vardı eski şeyde. MYK parti meclis tarafından seçiliyor. MYK'nın içerisinden yine parti meclisinden genel sekreter, genel sayman seçiliyor. Genel sekreterde, genel saymanda bir olumsuzluk gündeme geldiğinde yalnız genel sekretere ve genel saymana güvensizlik oyu veremiyorsunuz. MYK'nın tümüne güvensizlik oyu vererek genel sekreterlik makamında olan kişinin en azından genel başkan karşısında olumsuzlukların gündeme geldiğinde çok özgür bir şekilde hareket etmesi imkansız. Bir başka sıkıntı şu. Ön seçim kurumsallaştırmadığı sürece partilerde genel başkan sultasını aşmak çok zordur. Ön seçim bir kura haline getirip kurumsallaştırılmalıdır. Çünkü parti meclisinde görev yapan, milletvekili olan insanlar, doğal olarak özellikle genç siyasetçiler yeniden seçilme arzusunu takip etmektir. Bu ayıp bir şey de değildir. Elbette ki bir siyasetçi devam etmek istediktir. Kendine güveniyorsa, çalışmalarının kendi tabanı tarafından olumlu karşı görüyorsa, yeniden seçilmesi talep etmek doğal ve olağan bir şeydir. Ama merkez yoklaması hem parti meclis üyelerinin hem milletvekillerinin milletvekili adayı olacak belediye başkanlık insanların da demokrasinin kılıcı gibi sallandığı sürece o insanların özgür bir şekilde hareket etmesine imkan yoktur. Partide yapılması gereken çok önemli bir değişiklik de ön seçimin kurumsallaşmadır. Şimdi bu tüzük değişikliklerini gerçekleştirirken dediğim gibi çok katılımlı, değişik gruplardan gelen insanla katıldığı bir kurultay yapılmalıdır. O kurultayda Türkiye'nin sorunları, o kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel doğru tercihleri, sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle uyum içerisinde toplumun sorunlarına dönelik çözüm reçeteleri, projeler üretilmelidir ve partinin yöneticileri toplumun karşısına çıkıp bu kararlarımızı, bu projelerimizi yüksek perdeden, berrak bir uslupla, kendi ürünlerinden korkmadan, çekinmeden açıklanmalıdır. Ve bizim hedef kitlemizle organik ilişkinin gerçekleştirmesi sağlanmalıdır. Bu arada bir şey daha yapmamız gerekiyor. Bir şey soracağım. Biz sen kestin, burada bir şey soracağım. Bir izin verin bana. Şimdi o kadar güzel anlattınız ki bir olayı. Demokrasi talep eden en büyük yol göstericinin toplumdaki aydınlanmanın demokrasiden geçtiğine inanan bir seçmen tabanının talepleri doğrultusunda oluşacak bir parti yönetiminden söz ediyorsunuz. Haklı olarak. Peki, AKP'de ön seçim yok. AKP'de örgüt yok. AKP'de kurultay yok. AKP'de genel başkan adayı yok. Bir tek adaydan başka. AKP'de MYK üyelerinin tümünü reis seçer, lider seçer. Milletvekili adaylarını lider seçer. Belediye başkanlarını lider seçer. Belediye meclis üyelerini lider seçer. Genel müdürleri lider seçer. Müsteşarları lider seçer. Ve bu parti bu halktan %49 oy alır. Şimdi AKP'nin
hiç öne sürmediği bir proje üzerinden, hiç ilgilenmediği bir projeye bu milletin yarısı gidip sandıkta oy veriyor. Sormuyor bile. Ben bir örnek verdim, yine vereceğim. Hatay'da AKP'den seçilen 5 milletvekilinin 4'ünü hiç kimse tanımaz. 5.sinin de adını duymuştur. Ve halk bununla ilgilenmiyor. Kendisini temsil edecek insanların kim olduğu, kariyerleri, kişilikleri, bugüne kadar geçmişi, yaptığı işler onu ilgilendirmiyor. Recep Tayyip Erdoğan oy veriyor, bitiyor. Şimdi böylesine karmaşık, güçlü ve son derece demokratik bir modelle ortaya çıkıp halktan %20 oy almak mı? Yoksa demokrasiyi kendi içinde ezerek, öğüterek tek adamla gidip hiç kimseye hiçbir şey sormadan bir parti kurup %50 oy almak? Şimdi Fatih Bey, bir şeyi karıştırıyoruz. Muhafazakar kesimlerinin oyunu almak için inançları kullanıp muhafazakar bir üslup kullanarak insanlara ikna etmek kolaydır. Biz var olan sistemi değiştirmek istiyoruz. Türkiye'deki bir takım muhafazakar anlayışları devreden sokup Türkiye'yi çağdaş bir sürece taşımak istiyoruz. Elbette ki AKP'ye oy veren insanlar yalnızken bir kere 20 yıldır Türkiye'de Avanta kültü meşrulaştırıldı. Bir toplumda Avanta kültü meşrulaşsa devlet bir ihane kurumuna dönüştürüldü. Seçimlerde bunlar hoyrat bir şekilde kullanıyor. Ciddi bir şekilde kullanıyor. Biz şimdi bir taraftan ciddi bir şekilde düzen değişikliği yaratmaya çalışıyoruz. Bir takım muhafazakar alışkanlıkların çağdaş bir toplum olmamızın önündeki setleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu muhafazakar anlayışların önderi olan insanları dışlamak için dikkatinizi çekelim. Emeksiz zengin olanlar, kitapsız bilgin olanlar, inanç sömürüsü yapanlar, şeytana rehberlik yapanlar hepsi AKP'nin koruyucu şemsiyesinin altında. Neden toplanıyor? Orada işte Avanta kültürünün getirdiği bir imkan var. Biz bir sol bir partiyiz. Sol bir partiyiz. Yeni bir insan ilişkileri, yeni anlayışları, çağdaş bir toplum olmak için gerekli olan yapılaşma. Bakınız, niçin Milli Eğitim'deki müfredat programı değiştiriyor Recep Tayyip Erdoğan? Çünkü toplumda kendi inancına sahip çıkacak insanları Milli Eğitim'deki eğitim programına şekillendirip partisine kazandırmaya çalışıyor. Biz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Demokrat Parti olarak biz aynı şeyi mi yapacağız? Yoksa bu eğitim müfredatını insanları tutsak eden, insanları eleştirmeden, tartışmadan uzaklaştıran bir anlayışı mı devreye sokacağız? Bizim işimiz sağdaki partilere göre daha zor. Bir benzetme yerindeyse, sağ partiler nadas olmuş tarlaya, ottan çöpten temizlenmiş, ekime müsait almış tarlaya tohum atıyorlar. Biz de sol bir parti olarak anızı söküp o tarlanın içerisindeki dikenleri, otları temizleyip onu dikime elverişli bir hale getirerek oraya tohum saçmak zorunda olan bir partiyiz. Bizim işimiz elbette oraya çok farklıdır. Biz o nedenle bu İktidar karşısında insanların yokluğunu, yoksulluğunu ortadan kaldıracak, insanların ihaneyle, kara kömür onurlarından, haysiyetlerinden feda ederek kara kömür gıda maddesi almadan kurtaracak bir düzeni getirip önlerine koyacağımızı ikna etmek mecburiyetindeyiz. Bugünkü yapıdan, yapıdan bu düzen çıkar mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yapısından. Bunu iktidardan beklemek mümkün değildir. Niye? İktidar kötülüklerden besleniyor. Yani iktidar şimdi hukukun üstünlüğünü kabul eder mi? Hukukun üstünlüğü Türkiye'de işleri hale gelse ilk hesap verici iktidar mensupları olacaktır. Evet. Yani olur mu? İktidar Milli Eğitim'deki bu değişiklikten vazgeçer mi? Tartışan, eleştiren bir genç neslin yetişmesini ister yoksa verileni papağan gibi tekrar eden bir nesil mi ise? Bunu yapacak olan ideoloji sosyal demokrasidir. Sosyal demokrasi insanların devlete de servete de
köle olmasının önünü geçer. Sosyal demokrasi özgürlüklerle fırsat eşitliğini bütünleştirerek insanların emeğinin karşılığını almasını sağlayarak özgürce yaşamasına imkan. Bu konuda sosyal demokrasinin de örgütlü gücü bütün eksikliklerine, bütün yanlışlıklara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir parti olmanın örgütsel gereksinimlerini, ideolojik berraklığını sağladığı zaman ister istemez bugün bizden uzak. Bunun örneği 1977'dir. Yani o zaman da Türkiye'de muhafazakar partiler vardı. Evet. Bakınız Bülent Ecevit çıktı. İnsanları açlığa, zorluğa tutsak eden düzeni değiştireceğini dile getirdi. Evet. Yılmadı, koştu, mücadele etti, saldırılara muhatap oldu. 1977 yapı seçimlerinde %41 oy aldı. Demek ki değişmeyen insan yoktur. Yeter ki insanın sempatisini kazanacak siyaset üslubunu ortaya koymanız, o programları hayata geçirin. Tabii Sayın Keskin, teşekkür ederim. Sayın Bozkurt, partinin hafızasıdır Adnan Keskin. Yani geçmişten geldi, bugüne getirdi. Tüzükteki yanlışlıkları söyledi. Partinin şu anki yapılanmasının getirdiği handikapları anlattı. Ve AKP'ye nasıl bir rakip olabilecek örgütüyle, tüzüğüyle, parti meclisiyle, merkez yürütme kuruluyla, milletvekili grubuyla, belediye başkanlarıyla nasıl birlik ya da bütünlük içinde davranacak, ideolojik netliğe sahip, duruş kararlılığına sahip, yolu ve çizgisi belli, sapmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerinden ve geleneklerinden asla ayrılmayarak bir yörünge çizmesi, kendine bir yol haritası çizmesi gerektiğini söyledi. Siz bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığınızda kurultaya gidiyorsunuz. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi var olan o büyük yönetim boşluğunu iktidarın zorla, baskıyla, kimi zaman Sayın Keskin'in dediği gibi avantayla ya da midesinden yakaladığı seçmeni bu esaretten kurtarıp özgürleştirme şansına sahip mi? Nedir Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizin gördüğünüz yanlışlıklar ya da doğrular? Önce bir şeyi tabii söyleyelim. Siz de sordunuz. Sevgili Genel Sekreterime saygısızlık olmasın. O şikayet ettiği tüzüğü bu partinin başına getiren bir önceki yönetimdir. 2008. Tabii. Ama bu daha sonra da yapıldı değişiklik. Anladım. Yani 2000. Yani bu, yeni yönetimde bunu kaldırabilirdi. Demokrasi geldi diye. Tabii. Yani şimdi o değişiklik biliyorsun. Orada pardon bir şey söyleyeyim. O değişikliğe karşı duran iki tane kişi vardır bu partide. Tamam, birisi Ertuğrul Güney, söyleyecektim biri, ama. Biri benimdir. Tamam. Hatırlarsın o kurultayı. Onu söyleyecektim. Evet, bir dakika yani. Üstücüğüm. O kurultayda iki ilde bu değişikliğin karşısında çok dirildi. Birisi Deniz Örgütü, birisi Ordu Örgütü'dür. Hatta hanımsa ben o kurultayda konuşurken Antalya'dan gelen partilerimiz Başbakan Baykal diye slogan atıyor. Ben hatırlarsan o kurultaya gitmezdim ama bana bir dediler ki sizi konuşturmayacaklar dediler. Ne dedim? Bir gazeteci arkadaş söyledi bunu. Senin dedi ilk çıkışta buna hakim olamazsan gitti senin işin yok. Hatırla ben o kurultaya ceketimi çıkardım. Aşağıda çocuklara attım. Öyle bağıran çocuklara dedim ki siz kendinizi çok fazla zorlamayınız. Biz 20 yıldır Sayın Baykal'ı başbakan yapmıyoruz. Başaramadık dedim. O kurultayda biz gerçekten partimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirdik ama maalesef tabii, çıktı. Gücümüz yetmedi. Ben zaten sizi kastederek söylemedim. Tabii. Hayır, bu ne rahat konuşuyor. Çok da iyi biliyorum. Ya bende de biraz önce söyledim. Ben zaman zaman yatıyorum. Muhakkak, kendimdeki muhakkak. Hataları eleştiriyorum. Şimdi ben hep şunu düşünüyorum. 50 yıldır, 60 yıldır tek başına iktidara gelememenin getirdiği eziklikle kendimize çok haksızlık ediyoruz bazen. Şimdi bakın. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyeti kuran parti. Bu ülkeye bu belaların açılacağını sürekli söyleyen parti. Yani Kuzey Irak politikası, Suriye politikası hepsini zamanında söylemiş. Az önce Sayın Keskin söylediler işte sağ partiler şöyle, sol partiler böyle falan. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultaya gidiyor. Bakın, Türkiye'de bir tek Cumhuriyet Halk Partisi. Sayın Muharrem İnce Genel Başkan adayı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mevcut Genel Başkanımız
Kurultay Divanı oluştuğu andan itibaren artık genel başkan adayı. Sayın Ümit Kocasakal, Sayın Emine Ağoğlu da adaylıklarını açıkladılar. Artık onlar olabilecek olan, onları geçiyorum. Bu bir demokratik yarış. Şimdi bu ülkeye cumhuriyeti, bu ülkeye çok partili demokrasiyi, bu ülkeye insan haklarını, bu ülkeye özgür basını, bu ülkeye özerk üniversiteyi, bu ülkeye siyasi partilerin siyaset yapma güvencesini 12 Temmuz beyannamesi hatırlayalım. Hep getiren Cumhuriyet Halk Partisi. Kendi içinde de bu yarışa olanak sağlıyor. Şimdi ben bir defa bunu çok önemli buluyorum ve Sayın Genel Başkanımıza da, Sayın Muharrem İnce'ye de başarılar diliyorum. Umuyorum ki bir yarış olacak ve oradan kim genel başkan olursa biz onun arkasında Türkiye'ye hizmet etmeye ve Türkiye'yi bu felaketli gidişten kurtarmaya. Bakın, bir şeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Hep genel kabul şu. İşte buna rağmen bu millet %49 oy veriyor. Beyefendi bakın, 2008'de yaptıkları bir değişiklikle emekli olan sigortalı, Bağkurlu, emekli sandığı mensubu, şimdi hepsi SGK'lı, emekli maaş bağlama oranlarını değiştirdiler. Bugün 25 yıl üzerinden emekli olan bir işçi kardeşimiz 1821 lira alacakken bugün 818 lira alıyor. 1800 lira alması gereken bir Bağkurlu 710 lira alıyor. Bu, şunu katiyen kabul etmiyorum. Açalım Cumhuriyet Halk Partisi'nin programına bakalım. Eğitimden sağlığa söylediğimiz her şey o programda yazıyor. Son seçim beyannamemize bakalım. Ne eksikti? Allah rızası için bana söyleyin. Siz de aday adaydınız o seçimde. Ben de adaydım. Yani hangi Cumhuriyet Halk Partili çıkıp da bizim seçim beyannamemiz yanlış? Emekliye 2 maaş ikramiye dedik. En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak dedik. Efendim emekli işçi asgari ücret 1500 lira olacak dedik. Çiftçiye 1,5 liraya mazotu vereceğiz dedik. Tarım ürünlerinin fiyatlarını bir yıl önceden belirleyeceğiz dedik. Dedikoğlu dedik bir sürü şey. Şimdi bunlara millet güvenmedi. AKP'ye oy verdi %49. Ben şimdi iddia ediyorum. Eğer AKP %49 oy alacağından eminse hemen yarın seçime gidelim. Hadi bakalım. Öyle bir şey yok. Bu genel kabulü 30 televizyon, 40 gazeteyle milletin kafasına boca ede ede böyle bir şey yok Fatih Bey. Geçmişte AKP, aldıkları oylarını söylüyor. Sizinle size bağlı söylemiyorum. Ben sizi biliyorum. Yok. Ben AKP şunu, yani bugüne kadar aldığı oyla yaptığı politikayı paralel götürdüm. Bir şey söylediniz. 1800 lira alması gereken adam 800 lira alıyor diyorsunuz. Evet. O adam tam 5 dönemdir bu partiye oy veriyor. Bir itirazım yok. Bakın yani, orada değilim. Veriyor. Tamam. 600 lira da versen veriyor. Dövsen de veriyor. Tamam, o zaman de veriyor. Dükkanı kapatıp gidelim. Değil. O gitmeyeceğimize göre şunu kabul edemeyiz. Bakın, Merih'ten yeni bir vatandaş getirmeyeceğiz. Bu millete güveneceğiz. Tabii. Bak bu millet 600 yıllık Osmanlı Hanedanı'nın halife padişahının peşinden değil, Samsun'a çıkan bir başına yanında 18 adamla çıkan Sarı Paşa'nın peşinden gitmeyi bildi kardeşim. Yeter ki o Sarı Paşa gibi önüne doğru seçeneği koyabilelim. Koyduk, inanmadı mı? Devam edeceğiz. Bak ben iddiayla söylüyorum şimdi. Ne Recep Tayyip Erdoğan'ın ne de AKP'nin bu ülkede bir daha seçim kazanabilme şansı yoktur. İnanın yoktur. Bakın ülkeyi getirdikleri noktaya bakın. Bir rahat, hakikaten kendine güvenen, ülkesine güvenen, milletine güvenen bir cumhurbaşkanı profili çıkıp da televizyon ekranlarının karşısında ulan ahlaksız diye ona buna küfreder mi ya? Bu inanın bana o oy kaybının ve çaresizliğin sonucu. Niye MHP ile ittifak arıyor? Neden? Neden MHP ittifak mı iltihak mı olduğu belli olmayan bir birlikteliğin peşinde koşuyorlar? İki tükeniş birbirinden bir iktidar yaratmıyor. Olmayacaktır, göreceksiniz. Ben şunu çok inanarak söylüyorum. Ben buradan size bakın eğer izin verirseniz sonra ne olduğunu söyleyeyim. Bir iki satır okuyacağım. Yarım asırdır hiç tükenmeyen darbe arayış ve tartışmaları, üç kez demokrasinin fiilen kesintiye uğramasının ötesinde artık ve nihayet darbe mi, şeriat mı dayatmasına kadar vardırılmıştır. Özellikle 12 Eylül 1980 faşist darbesinden günümüze uzanan süreçte yeni dünya düzeni, küreselleşme, özelleştirme,
serbest piyasa ekonomisi soygun düzeninin etkisi altında ülke ve ulus olarak içine itildiğimiz ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar sorunlarımızın çözümsüz olduğu sanısını uyandırmış, halkımızı solsuz ve soluksuz bırakmıştır. Bak devam ediyoruz. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan laiklik ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Milli eğitim, çağdaşlık ve bilimsellik temellerinden koparılmış ve halkımız 21. yüzyıla girerken kerametleri kendiliğinden menkul hoca efendilerin sümüklü mendillerinden, ne idüğü belirsiz şeyh kılıklı zibidilerin çoraplarından medet umar duruma getirilmiştir. Şimdi uzatmayacağım. Bakın bunu göstereyim ekrana. Bunu gösterebilir miyiz lütfen? Sayın Genel Sekreterimin geldiği ve benim il başkanı olduğum ilk kongresinden sonra ve Cumhuriyet seni seçtirmedi biz. Cumhuriyet Halk Partisi Konya İl Örgütü'nün 28. olağan kurultayımıza sunduğu bildirgedir bu. Bakın lütfen, bakın 28. olağan kurultay 23-24 Mayıs. Ne demişiz kardeşim? 20 yıl önce sümüklü bir hoca efendinin peşinde koşuyorsunuz demişiz. Ve bunu 98'de söyledim. 98, bakın belge burada. Bunu bugünleri görmüş yani. Evet, bunu FETÖ Konya örgütü yani. Olarak zaten yani zatımın hazırladığı, örgütümüzün onayladığı bir şeydir. Bakın diyoruz ki devlet aygıtı başta güvenlik ve istihdam örgütleri olmak üzere tümü ile Türk İslam Sentezi uydurma ideolojisinin vukuasında cemaatlere teslim edilmektedir. 20 yıl önce söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi budur beyefendi. Cumhuriyet Halk Partisi 20 yıl önce de doğruyu söylüyordu. Bugün de doğruları söylüyor. Ne diyoruz? Bu eğitim sistemiyle Türkiye'yi batağa sürüklersiniz diyoruz. Ne diyoruz? Bu Suriye politikanız yanlış. Çocuklarımızın kanı üzerinden siyaset yapmak ahlaksızlıktır diyoruz. Bak şehit kanını iç siyasete alet ediyorlar. Çocuğumuz orada şehit oluyor. Bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki Özsoy'la beraber 20 şehidimiz var. Bana ne Özsoy'un şehidinden ya? Benim kaç şehidim var onu söyle kardeşim. Bu ülkenin sınırları tartışılır duruma gelmiş. Ülkemizi bölmek isteyen bir BOP projesine, Büyük Orta Doğu projesine. Fatih Bey bak dikkatini çekiyorum. Türkiye'yi bölmek istediği haritayla sabit olan, devletimizin önüne konan Büyük Orta Doğu projesine eş başkanlık yapan ve bu eş başkanlıktan henüz ayrıldığını söylememiş bir cumhurbaşkanı tarafından yönetiliyor bu ülkeye tek adam. Bu cumhurbaşkanı şu anda bu projenin eş başkanı mı değil mi? Bu proje Türkiye'yi bölüyor mu, bölmüyor mu? Şimdi yani kendimize tamam çeki düzen verelim. Bak ben söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kendine güvenmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi 6 okun 6'sına da sonuna kadar sahip çıkmalı ve kimin 6 okun hangisine neden itiraz ettiğini sormalıdır. Yani cumhuriyetçiliğe karşı mısınız? Ne yapacaksınız? Padişahlık mı getireceksiniz? Birinci Recep Tayyip Erdoğan mı diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Söyleyin millete. Milliyetçiliğe karşısınız. Hani bütün milliyetçilikleri ayaklarının altına alan bir zat-ı muhterem var ya. Bütün milliyetçilikleri ayaklarınızın altına alıp ümmetçilik mi yapacaksınız? Ne edeceksiniz? Halkçılık. Halkçılığa karşıyız. Ne yapacaksınız? Zenginlerden bir devlet mi kuracaksınız? Sonra devletçilik. Devletçiliğe karşıyız. Yahu sen git de bakayım Amerika'da devlete karşıyım de. Fransa'da devlete karşıyım de. Bu emperyal batı devletçiliğin modası geçti diye bize devleti berbat ettirdi. Kendi devletine söz söyletmiyor. Başka? Devrimcilik. Devrimciliğe karşı mıyız? Ne yapacağız? Başka? Laiklik. Laikliğe karşı çıkacağız. Sonra referansı 6 yaşında çocukla evlenilebilir. Kızını kucağına oturtursan şehvetin uyanabilir. Annenden bile şehvetin uyanabilir. Annesinin dizinin üstünü görürse bilmem ne olur diyen sapıklara devlet mi kurduracağız? Ne yapacağız kardeşim? Bu 6 okun nesinden rahatsızsınız ya? Çıkın bir söyleyin bakayım. Bunu soracağız. Kendimize güveneceğiz. Milletin karşısına geçeceğiz diyeceğiz ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz bu devleti kuran partiyiz, size hiç yalan söylemedik. Ne diyor Mustafa Kemal? Vatan toprakları tehlikede değilse savaş cinayettir. Anlatın bakayım millete şimdi. Bizim çocuklarım, bak tekrar söylüyorum. Geçen programda söylüyorum. Afrin Harekatı'nın sonuna kadar arkasındayız. Askerimizin sonuna kadar arkasındayız. Ama 6 yıllık AKP'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlış Suriye politikasıdır çocuklarımız orada şehit eder. Bunu söyleyeceğiz.
Böyle ekrana çıkıp da ulan ahlaksız deyip bana küfretmekle bunun vebalini ödeyemezsin. Senin 6 yıllık yanlış mezhepçi politikan. Kardeşim deyip Marmaris'te Fettah Tam İnce'nin yatında balık tuttuğun adama 2 gün sonra katil Esed deyip Emevi Camii'nde namaz kılma hayalin. Rus uçağını düşürme aymazlığın. Bunlarla geldik buraya. Bunları söylemeyeceğiz. Niye söylemeyeceğiz kardeşim? Askerimizin arkasında dimdik duracağız. Ama sen gelip bana ahlaksız diyorsan, bunu, ahlakın temeli ne? Özveri ve dürüstlük. Bütün dünya böyle tarif ediyor. Ahlakın dinle imanla alakası yok. İlk insandan beri, daha tek tanrılı dinler yokken, çok tanrılı dinler yokken, insanların birlikte yaşamasının kurallarını ahlak diyoruz. Nedir ahlak? Özveri. Özveri ne? İçinde yaşadığın toplumun her bir birey için fedakarlıkta bulunmak. Kendin için istediğini başkaları için de istemek. Kendin için istemediğini başkaları için istememek. Özveri bu. Dürüstlük ne? Çalmamak. Yalan söylememek. Aldatmamak. Şimdi bana söylesinler bakayım bu ulan ahlaksız kim? Çalmamak. Yalan söylememek. Aldatmamak. Ve içinde bulunduğun toplum için fedakarlıkta bulunmak. Fukaranın çocuğu gidiyor Elbap'ta şehit oluyor. Ha? Ben soruyorum buradan şimdi. Şu anda Afrin'de savaşan çocuklarımız içinde kaç tane milletvekili çocuğu, kaç tane büyük iş adamı çocuğu, kaç tane general çocuğu, kaç tane zengin çocuğu, kaç tane politikacı çocuğu var kardeşim? Çıkın anlatın bakayım millet. Öyle şehit tabutu gelmiş, beyefendi dayamış konuda nutuk atıyor. Ulan ahlaksız diyor. Sen yatağında uyurken ha bu ESO benim Mehmet'imle beraber savaşıyor. Yok ya. Benim Mehmet'imin ESO'ya falan ihtiyacı yok. Bak söylüyorum. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda 6 günde Yunan ordusunu perişan ettik. 14. gün İzmir'e girdik. Mustafa Kemal Keçiören'de 25 Ağustos gecesi diyor ki beyler hiç telaş etmeyin. Hücum emrini verdiğim zaman 15 gün sonra İzmir'deyiz. 14. gün Kadife Kale'de. Diyor ki vallahi bir gün yanıldım ama Yunan ordusunun bu kadar hızlı kaçacağını hesaplamadım. Savaş ciddi iştir beyefendi. Savaş plan işidir. Savaş her noktada ne yapacağını bilme işidir. Gidin bakın Mustafa Kemal'in savaş planlarına. Çanakkale'ye gidin bakın. Sakarya'ya gidin bakın. Evet. Evet. Biz yani biraz duygulandım ama içim kanıyor kardeşim. İçim kanıyor ya. Benim çocuğum, benim askerim, benim Mehmetçiğim orada kan revan içinde, savaş peşinde o çocuğun kanı üzerinden oy devşirme. Bu ne ya? 10 gar patlaması. Gar patlamasında 103 insanımız paramparça oldu. Bu devletin başbakanlığında oturan Ahmet Davutoğlu kalktı dedi ki oylarımız arttı. Şimdi askerimiz Afrin'de savaşıyor. Bu ülkenin cumhurbaşkanı benim Mehmetçiğimin kanı üzerinden oy devşirmeye çalışıyor. Ne? Düşen oyları toparlamak. Milliyetçilik. Yerli ve milliymiş. Milli ittifakmış. Ne yerli millisi ya? İşte 98'de söylemişiz. 2002'de kurulduğunu 4 sene sonra 16 yıl bu memleketi sümüklü bir vaizin kuyruğuna taktınız be. Bu devleti sümüklü bir vaize teslim ettiniz be. Yargısını, ordusunu, polisini, emniyetini. Sonra CHP FETÖ'cü. Adam kalkmış utanmadan. Mahir Ünal diye bir adam diyor ki devlet FETÖ'ye girdiyse bunun altyapısını CHP hazırladı. Yok ya. Ondan sonra çıkıyor aynı adamlar. 60 yıldır diyor bu millet size iktidar vermiyor. Daha da vermez. Ulan hani 60 yıldır biz iktidar değilsek nasıl teslim ettik bu devleti biz FETÖ'ye? Ya bu kadar yüzsüzlük, bu kadar yalan. Hep kendimizi suçluyoruz. Ben kendimi suçlamıyorum kardeşim. Biz CHP olarak hiç harama el uzatmadık. Biz CHP olarak hiç ahlaksızlık yapmadık. Biz CHP olarak hiç yalan söylemedik. Tarihimiz ortada. 94 yıllık partiyiz. Bak bizim karşımızda tek başına iktidar olan bütün partiler bugün yok. Yarın iktidardan düşsün. Eğer AKP diye bir parti kalırsa ben bir şey bilmiyorum. Bunlar iktidarın rantıyla ayakta duran. Bunların ideolojisi falan yok. Bizim ideolojimiz var kardeşim. Bizim ideolojimiz Atatürk'ün getirdiği altı ok. Sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri, biz sol bir partiyiz, sol. Emekten yana bir partiyiz. Tekrar siyaseti emek sermaye çelişkisine oturtmak zorundayız. Ya her gün sokaklarında kadınların boğazlandığı bir ülke yarattılar be. Her gün, her gün.
Neymiş kadın kadın ne? Ha? Kadın ve aileden sorumlu bakanlığı mı vardı Mustafa Kemal Atatürk'ün? İsmet Paşa'nın kadın ve aileden sorumlu bakanlığı mı vardı? Sen Türkiye'nin sokaklarında bir yaşında bebekle cinsi münasebete girilebilir diyen bir din adamı kılıklı soytarıların televizyonlarda konuşturulduğunu sen Mustafa Kemal Türkiye'sinde, İnönü Türkiye'sinde, Ecevit Türkiye'sinde, Baykal Türkiye'sinde, Kılıçdaroğlu Türkiye'sinde hayal edebilir misin ya? Bu nasıl bir ahlaksızlıktır kardeşim? Adam televizyona çıkıyor, hala konuşturuyorlar, hem de TRT'de konuşturuyorlar ya. Hamile kadınların diyor sokakta gezmesi edepsizliktir diyor. Allah Allah. Allah Allah. Tesettürsüz kadın diyor, perdesiz eve benzer, giren çıkan belli olmaz diyor. Bunu devletin televizyonda söyletiyorlar ya. Ve dinimiz, Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, Hazreti Peygamber'e vahyedilen Kur'an. Açın bakayım, hangi Kur'an ayetinde sen gidip de bir aylık, bir yaşında bebeğe nikah kıyabilirsin? Sen gidip de ananın dizinin üstünü görürsen tahrik olabilirsin. Sen kız çocuğunu kucağına oturtursan... Bu ne ya? Hangi dinin inananısınız siz ya? Siz nereden çıktınız kardeşim ya? Siz bu millete ne anlatıyorsunuz din diye ya? Milliyetçilikmiş. Ya işine geldim milliyetçilikleri ayağımızın altına alırız. Sonra salla bakalım parmakla. Zaten herkes milliyetçi babacık. Biri böyle sallıyor, biri böyle sallıyor. Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet. Hangi tek millet ya? Hangi tek millet? Milleti 9 parçaya böldünüz kardeşim. Bize oy veren millet, gerisi illet. Hangi tek bayrak? 18 Yunan adasında hala Yunan... Bak arkadaş, bu olacak iş değildir. Lozan'a göre aidiyeti Yunanistan'a verilmemiş adalar, kendi karasularımızdaki adalar Türk adalarıdır. 18 adamda 14 senedir Yunan bayrağı dalgalanıyor. Adamın kılı kıpırdamıyor. Ondan sonra kalkıyor diyor ki bu adaları sizin liderleriniz verdi. Kim? Atatürk'le İnönü. Hadi oradan be. Hadi oradan. Atatürk'le İnönü vermiş olaydı o adalara bayrağı Venizelos çekerdi hemşerim. Kim çekti? Çipras çekti. Çipras ne zaman başbakan oldu? Daha şurada 6 yıl. Peki. Dolayısıyla böyle tek vatan, tek bayrak, tek millet sallamakla olmuyor bu iş. Peki, sen Fatih Bey, ciddi olacağız. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi aslanlar gibi dimdik ayakta. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacaktır. Ama buradaki mesele, tekrar altını çiziyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi özüne dönmesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar Atatürk'ün parti olmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendine güvenmesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu millete verecek çok şeyi vardır. Hakikaten vardır ve bu adamları bu iktidardan indireceğiz. Hiç başka yolu yok. Gidecekler kardeşim. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Bozuk. Sayın Keskin'siz de. Zamanımız şimdi, kalmadı. Şimdi bitti. Kısa bir değerlendirme yapayım. Sayın Bozkurt'un. Sayın Keskin, inan zamanımız kalmadı. 5 dakika. Yok, zamanımız kalmadı. Gerçekten. 2 dakika dur ya. Hayır, şey. Diğer programa çakacağız, çok ilerledik. Sayın Bozkurt çok teşekkür ederim. Sayın Keskin size de çok teşekkür ederim. Ya bir 2 dakika bu bir akşam, şey söyleyeceğim. Bir, bir dahaki sefer bir şeye kalsın da. Sayın şimdi Keskin. Yani öyle bir noktaya geldik ki biraz ters düşer gibi olduk. Yok. Yani yok, hayır, yok, bir şey söyleyeyim. Yok. Bütün bu olumsuzluklara rağmen sizin vurguladığınız olumluluğu niye yakalayamıyoruz? Eğer geçmişte yaptığımız yanlışlıkları, geçmişteki başarısızlıkların temelinde neler yattığını bilimsel yaklaşımlarla tespit etmezsez daha çok bu programlarda tartışırız. Evet. Ama başarıyı yakalayamayız. Peki. Siyaset yalnız siyasetçilerin sezgisiyle yapılacak bir uğraş olmaktan çıkmıştır. Bilimi, bilim adamını, halkı bu mücadeleye sokup sivil bir direnişi, demokratik bir başkaldırıyı devreye sokamazsanız neticede olumlu netice almak çok güçtür. Peki, çok teşekkür ederim. Türkiye Nereye burada sona erdi. Biraz sonra gün sonunda İsmail Dükkan'la günün son gelişmeleri, Afrin haberlerini ve Türkiye genelini izleyeceksiniz. Kaçırmayın derim. İyi akşamlar, esen kalın. Yarın akşam görüşmek üzere.